Biz gündüz daha çok fizik bedenimizle iş yaparız. Gece ise uyuruz. Gece ruhumuz fizik bedenimizden bağımsız olarak çevremizi saran diğer bütün ruhlarla en yakın temasa geçer. Onlarla iç içedir. İşte durum böyle olunca. Gece rüyada gördüklerimiz maddeden oluşmaz. Atomdan oluşmaz. Rüyanızda dağ görürsünüz, koca dağlar. Rüyanızdaki dağları tartıya koysanız 0 gram. Rüyanızda gök cisimleri görürsünüz, yıldızlar, gezegenler. Bütün rüyanızdaki o gök cisimlerini, gezegenleri tartıya koyun 0 gram. Ve onları belki parmağınızın, dünyayı parmağınızın ucunda belki oynattığınızı görürsünüz. O dünyayı tartın 0 gram. Sizin için artık dünyayı parmağınızın ucunda oynatmak ya da saç telinize bağlamak problem değildir. Gece uyku sırasında ruhumuz 5 boyutlu kuantum evrendedir. Gündüz fizik bedenimiz gün ışığının altında 4 boyutlu fizik evrenindedir. Ve Odysseus destanında Odysseus'un karısı Penelope kocasını 20 yıl bekler ve bekleme sırasında gündüz bir kaneviçe diker. Bez. Gece olunca o kaneviçenin tamamını jırt söker. Oradaki insanlar gündüz bakarlar. Penelope dikiyor, dikiyor, dikiyor. Rık 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 rık. O oluşturmuş. Şöyle 2 metre, 3 metre. Ha, gece de sarayındaki insanlar gidip uyuduklarında o da başlar jırt sökmeye. Peki biraz düşünelim. Şu kravat değerli arkadaşlar. Ben bu kravatı gece şöyle söksem ipini. Bu kravatın 2 katı sökebilir miyim? Bu kravatın 3 katı sökebilir miyim? Yoksa ancak bu kravatta ne kadar ilmek varsa o kadarını mı sökebilirim? Ben istersen bu kravattan bir ilmek fazlasını sökemem. İşte değerli arkadaşlar. Kuantum evren bu. Bizlerin yaptığı her şey bizim ruhlarımıza kaydedilir. Ve bizim ruhlarımız kuantum evrende yaşar. Bu fizik evrende ne varsa aynısı jan kuantum evrene geçer. Gelelim şimdi rüyalar bahsine bunu getirmeye. Değerli arkadaşlarımız, saatimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saatimiz şöyle değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 aşağı gidiyor. En altta yanında da 13, 14, 15, tık 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 24. Böyle bir saat yok. Saat 12'ye kadar geliyor. Diyor ki burası fizik evren. Ve saat tekrar ikinci kez dönüyor. Diyor ki bu da onun kuantumu. Var olan her şeyin maddesiz ve zamansız olanı. İşte orada bizim ruhlarımız çevresindeki ruhlarla iletişime geçer. Biz sabah kalktığımızda deriz ki gece rüya gördüm ama hatırlamıyorum. Ya da gece rüya gördüm ama yarı yarıya hatırlıyorum. Gece rüya gördüm, hepsini hatırlıyorum deriz. Değerli arkadaşlarımız, yarı yarıya da görseniz, yarı yarıya da hatırlasanız, hiç hatırlamasanız da üçüncü gözünüz açıksa gece kaç rüya gördünüz? Rüyalarınızın bütün ayrıntılarını ruhunuz bir sinema filmi gibi yeniden getirir gözünüzün önüne. Sinema filminden de daha güzel, daha detaylı getirir. Siz sinema filminin içine giremezsiniz, çiçeğin kokusunu alamazsınız. Oradaki karabiber sizi hapşırtmaz. Ama üçüncü gözünüzü açtığınızda ruhunuz size geceki rüyayı gösterdiğinde olayın içine girersiniz. Belki kiremitlere basıyorsunuz, kiremitler çarp kırılır, aşağı düşersiniz. Kiremitin o kokusunu alırsınız. Belki mutfağa düştünüz, karabiber hapşırtır sizi. Günümüz filmlerinde yok ki böyle bir şey. İşte değerli dostlarımız, siz gündüz isterseniz ruhunuzla temasa geçersiniz. Ruhunuzla temasa geçmek, üçüncü gözünüzle bakmak demek. Gece hangi rüyaları gördüğünüz onu size hepsini anlatır. Dün gece ne gördüm? Geçen hafta ne gördüm? Geçen ay ne gördüm? Geçen yıl, 11 yıl önce, 21, 31, 41, 51 yıl önce ne rüya gördüm? Ben annemin rahminde 3 aylıkken ne gördüm? Ben annemin rahminde 2 günlük bir bebekken hangi rüyayı gördüm diye sorarsınız. Ruhunuz size hepsini anlatır ve onun içinde yaşatır.
Ve bizim eğitimimizi alırsanız değerli dostlar bunları öğrenirsiniz. Yoksa bizim eğitimlerimizi almazsanız insanlar der ki ne anne karnındaki bebek rüya mı görürmüş saçmalama. Ne 20 yıl önceki rüyanı mı ruhun sana göstermiş ne kadar mantıksız der. Ne dün gece gördüğün rüyayı mı senin ruhuna anlatacakmış. Rüya hayalperest der. Değerli dostlarımız Einstein ne diyor? Hayal her şeyin ötesinde. Siz hayalini kurarsanız onu gerçekleştirirsiniz. Biz hayalini kur, gerçekleştir çoktan geride bıraktık. Artık onun teori düzeyinden çıktık, realitesini yaşıyoruz. İşte değerli arkadaşlar, ruh. İnsan fizik bedeniyle bu söylediklerime inanamaz bile. Olmaz öyle şey der. İşte o zaman yazık halimize. Biz diyoruz ki, biz her şeyi biliyoruz. Halbuki bütün bildiklerimiz tırnak kadar. Ruhumuzun bildikleri evrenin tamamı. Beli, beli. Muhteşemsiniz. Yani akışta gidiyoruz zaten.